Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutaları Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, sizin de gördüğünüz gibi karkış demeden Türkiye'nin en ücra köşelerinde Türk bayrağının dalgalandığı her yerde halkın sorularını yerel idarelerin genel yapıtacı olan muhtarlar aracılığıyla tüm dünyaya, kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bugün de Kahramanmaraşlı Andır ilçesi Akifiye Mahallesi muhtarı Sadi Tok ile mahalleye dönüşecek sorunlarını aslında mahallenin ara girişinde röportaj yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet muhtarım, kaç dönemdir muhtarsınız? İkinci dönem. İkinci dönem seçildiniz. Yani bu köyün hem son köy muhtarsınız, evet, evet, hem de mahalleye dönüştü, evet, tüm şehir yasasıyla. Mahallenin de ilk mahalle muhtarı oldu, evet, sayın izleyiciler. Evet. Çok şanslı. Bir dönemde iki dönem muhtarlık yapıyor arkadaşımız. Yani tarihe geçiyor. Hem köyün son köy muhtarı hem de mahallenin ilk muhtarı olarak tarihe geçiyor. Muhammed Bey, şöyle Akifiye yazısını da gösterelim. Evet. Teşekkür ederiz Muhammed Bey'e de. Evet. Muhtarım, yolu Andır'ın ilçesine bağlı mahallelerin yolları çamur deryası. Andır'ınla sadece Andır'ın Çokak arası asfalt. Evet. Karayolları olarak. Evet. Karayolu. Karayolları ama Andır'ın daha hiçbir köyü, sadece Akifiye diye demiyorum, evet, ama hiçbir köyünde asfalt parke yok. Evet, parke ile tanışmamış sahil izleyiciler burada. Bu yani Andırı'nın halkı parke ile tanışmamış yine, mahalleye dönüşen yine köyleri. Yine Andırı'nın en şanslı köylerinden Akifiye, evet, yine bir bölümünde kanalizasyon var. Var mı? Evet. Bir bölümde. Onu öğrendik. Ya Andırı'nda iki tane köyde, evet, mahalleye dönüşen köyde kanalizasyon altyapı yapıldığını, evet, söyledi arkadaşlar. Hı-hı. Çünkü burası yayla sayın izleyiciler. Evet. Yaz aylarında burada 5000 nüfus mu yaşıyorlar? Yazın 5000, kışın 500. Kışın 500, yazın 5000 nüfus yaşıyor sayın izleyiciler. Siz de görüyorsunuz. Çok güzel bir doğası var burada. Yaylacılarımızın geneli Çukura, Adana, Osmaniye, Ceyhan, evet, bölgesinden gelen yaylacılarımız. Evet. Akifiye'de gelen yaylacıların geneli Osmaniye, Ceyhan, Adana, Kadirli. Kadirli. Bir de bu yörenin insanlarından emekli olanlar. Evet. Yazın yaylacıları var burada, geldiler ama biz işte yaylacıların geldiği zamanlarda çok sıkıntı çekiyoruz. Su sıkıntısı. İçme suyunda mı sıkıntı var? İçme suyunda, yollarımızda. Evet. Biz devlete hizmet için müracaat ettiğimiz dönemlerde, tabi devlet politikasında öyledir, kayıtlara göre kaç kişi ikamet ediyorsa köyünde, biz ona göre hizmet alıyoruz. Evet. Şimdi biz, köyün ikameti 500. Biz devletten hizmet alırken 500 kişilik hizmet 500 alıyoruz. 500 nüfusa göre alıyoruz, evet. Ama yazın bunu 5000'e bölmek zorunda kalıyoruz. 5000'e çıkıyor yaz aylarında, evet, sayın izleyiciler. Çünkü burası tam bir yayla. Gerçekten Andırın'da yayla. Burası Andırın'dan daha yukarıda bir yayla. 1200 rakımı var. Biz kendi, evet, kendi imkanlarımızla, muhtarlık aracılığıyla yaptığımız Andırın'da tek köy olarak çöp sorunumuzu kendimiz hallediyoruz. Kendiniz çözünüz. Evet. Aslında bu Andırın belediyesinin görevi, evet, değil mi, evet, arkadaşlar? Yani burası tüm şehir yasasıyla mahalle oldu. Bu çöplerin mutlaka Andırın belediye başkanlığı tarafından toplanmasını biz istiyoruz. Biz burada yaylacılardan, köylüden, herkesten 20'şer 30'ar lira çöp parası topluyoruz. Evet. Bunu da köyden birkaç tane traktörcü ve çöpçü, evet, ayarlıyoruz. Ormanlık kesimlerde, boş arazilerde kendi kepçelerle kuyu kazdırıp kenarını hayvanlar, vatandaşın hayvanları zarar görmesin diye tel örgüyle çevirip, evet, çöpü orada imha etmeye çalışıyoruz. İmha, evet, örnek bir muhtarımız sayın izleyiciler. Kendi imkanlarıyla burada yaylacıların, evet, ama şimdi çöpünü, değil mi efendim? Evet, şimdi büyük şehire geçmesiyle muhtarların köylüden veya yaylacıdan böyle bir yardım talep etmesi, yardım toplaması yasak. Evet, o da var. Evet, yasak. Şimdi biz bunlara nasıl sorun bulacağız, nasıl çözeceğiz? Arkadaşım, şimdi doğru bir güzel konuya değindi sayın izleyiciler. İşte Türkiye'nin birçok yerinde aynı muhtar arkadaşımız gibi zor durumda olan insanlarımız var. Çevreye mutlaka, evet, çevre temizliğine önem vermemiz lazım. Çünkü burada bizler yaşıyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımız hep şehirlik yürütüsünden, sıcağından kaçıp burada yazın 2-3 ay dinlenmek isteyen, evet, insanlarımız, evet, yani büyük şehirlerde alışmış, çevre temizliğine geliyor burada. Çöpler hep oralara buralara atılmış. Evet, bu konuyu da muhtarlarımız kendi imkanlarıyla çözmüşler. Biz buna kanuni bir statü getirmesini istiyoruz. Evet, ya istiyoruz. Andırın belediye başkanı buradaki gelip çöpleri toplayacak, değil mi efendim? Evet. Yani insanlar çöpleri, bizim ormanlarımız, su kaynaklarımız şeye gidiyor. Çöplük yuvasına dönüyor. Evet, dönüşüyor.
mutlaka o zaman biz Andırım Belediye Başkanlığı göreve davet ediyoruz. Evet, doğru mu tanıdık? Bizim burada Andırım'ın tüm köylerini diyorum. Ben sadece bizim köyümüz demiyorum. Akifiye demiyorum. Evet. Buradan yukarıda, bura 1200 rakım. Yukarı evet. 1500'e doğru. Burada her 200 metrede, 300 metrede bir rakım değişir. Evet. Çünkü burada 2 kilometrede 1500-1600 lira çıkarsın. Rakım, değil rakım olarak. Mesela buradan ileride bizim Çokak'tan ileride Çığşar. Evet, Çığşar tam yayla mı sayıcı? Kirazıyla evet, ihraç eden, evet. Kirazını ihraç eden ve Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağlayan bir yerimiz. Evet. Ve burada da genelde çalışan insanlar, bu yörede çalışan insanlar, genelde aileleri, çocukları, okula giden çocuklar, yaz sezonunda 2 ay, 3 ay. Evet. Günlük 1000 kişiden aşağı olmamak suretiyle burada kiraz toplamaya geliyor. Bunlar evet. da yani devletin sosyal yardımlaşmadan, kaymakamlıktan yardım alan insanlar. Çünkü kimse gidip de durumu iyi olanlar gidip kiraz toplayıp bilmem şey yapmaz. Doğru efendim. Ama sen çocuğunla gidiyorsun, ben çocuğumla gidiyorum. Bir evden 5 kişi gittiği zaman günde 150 ve 200 lira eve gelir getirir. Evet. Yani buraların değerlendirilmesini, buralara biraz daha önem verilmesini, yayla turizmi nasıl açılır? Yayla turizminin i̇şte başlamasını burada, değil mi? Burada kar yağıyor. Şu an evet kar yağıyor. Lapa lapa kar yağıyor sayın izleyiciler. Şu an benim bir sürü arkadaşım Adana'dan arıyor. Kar görmeye gelecek. Evet. Ama konaklayacak yer yok. Konaklama yeri yok. Değil mi efendim? Yani buralarda... Yayla turizmi mutlaka başlamalı yani sayın izleyiciler. Bizim Andırın'a götürsek misafir edip de yatırabileceğimiz bir otel yok. Otel de yok değil mi Andırın'da? Evet, sadece evet. bir öğretmen ev var sayın izleyiciler. Evet, orada da öğrenciler kalıyor. Şimdi, birkaç odası var. Şimdi buraya gelmek isteyen çok. Evet. Ama nereye götüreceksin adamları? Konaklayacak yer yok. Konaklayacak yer yok. Sıkıntı bu. Motor arkadaşımız gibi birçok yerde aynı konuyla karşılaştık sayın izleyiciler. Burada Andırın Belediye Başkanı'na çok büyük görevler evet, düşüyor. Evet, evet. Mutlaka bu yayla turizmini burada başlatmasını istiyoruz. Biz buraya istiyoruz. Bir pansiyon yapılırsa yazın da burası dolu arkadaşlar. Tabii, yayla burası sayın izleyiciler. Av turizmi var burada. Doğa turizmi var. Yine İzmir'in Tire ilçesinde Kaplan Köyü vardı. Muhtar evet. arkadaşımız da böyle röportaj yaptık. Gazetemizde yayınladık. İstanbul'dan ta doğa severler geldiler orada. Doğa yürüyüşü yaptılar sayın izleyiciler. Yani gazetemizin gücü, basının gücü var biliyorsunuz zaten. Artık gençlerimizin hepsinin elinde akıllı telefonlar var. Telefonlardan tabii, tabii. izleyebiliyor, görüyor. Hafta sonu diyor ki şuraya gidelim diyor. Doğru mu efendim? Aynen. Evet aynen. yani biz uzak de değil artık. Uçakla bindiği zaman bir saat, bir buçuk saatte istediği yere ulaşıyor. Mutlaka bu hizmetleri belediyelerin yapmasını evet, istiyoruz. Evet belediyelerden bekliyoruz. Yani bura, halkın ekonomik biz, olarak kalkınması da buna bağlı değil mi efendim? Mutlaka. Evet. Mutlaka. Sokaklarımıza parke taşıyor kendin efendim. Ya, efendim ben bunun müracaatını özellikle belediyemize yaptım. Evet. Belediye başkanımız seçilmeden önce de ben yolun projesini falan çizdirdim kendi imkanlarımla. Dosya haline getirdim. Benim köyüm asfaltla bağlantı olan kısmı 2 kilometre. Evet. Benim köyüm 2 kilometrelik asfaltla çözülüyor. Evet. Benim belediye başkanına sunmuş olduğum öneri de yani başka hiçbir köyde 2 kilometreyle bir köyün işini bitiremezsin. Evet doğru. Yani en azından size de reklam olur. Yani ben işte muhtar belediye başkanı olduktan yani, sonra ben işte filan en kalabalık köyün parke taşını tamamladım. Diyelim biz de yani basın muhtar, olarak da kamuoyuna duyuralım. Başkanımız da evet. dedi ya dedi işte orası 350-400 bin liraya falan mal olur. Ama bu da çok bir rakam değil. Çok çünkü, rakam değil. Evet çünkü, yani nüfusa göre tamam, ödenek geliyor. Tamam şimdi. Bundan sonra tamam her yer belediyeye geçti, tüzel kişilikler bitti ama bu köyün en büyük özelliği de 35 yıldır Andırın'ın içme suyunu bu köy veriyor. Değil mi efendim? Yani bak içme suyu şimdi Kaski'ye geçti. Onlar evet. toplayacak parasını sayın izleyiciler. Yok yok Andırın'ın buradan... Kaski'ye geçeni demiyorum. Anladım yani şimdi Andırın'ın da içme suyu parasını Kaski toplayacak. Evet, önceden evet, Andırın Belediyesi evet, topluyordu. Evet. Onlara belli bir pay verilmişler evet, Andırın'da. Buradan evet. biz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz. Andırın ilçesine içme suyu veren Akifiye Mahallesi'nin altyapısız yarım, altyapısının tamamlanmasını istiyoruz ilk etapta.
İkinci etapta da 2 kilometrelik bir parke taşı döşenecek, sokakları var. Evet. Bunun tamamlanmasını istiyoruz. Burası yayla turizmi. Yaz aylarında nüfusun 500'e çıktığını belirtiyor arkadaşımız. 5000'e çıktığını belirtiyor. Kış ayında da 500 kişi şu anda burada ikamet ediyor. 150 hanenin oturduğunu söylüyor. Biz köyden diğer vatandaşlarla görüşüyoruz. Şu an beyefendi yukarı çıkamıyoruz. Evet. Köy merkezine. Arabalarda zincir olmadığından ama asıl sorun benim bildirdiğim belediyemize ve Maraş Belediye Başkanımıza. Evet. Bizim köyümüzün bu dediğim parke yapılacak yerde daha eski toprak suyu zamanında yapılan bir sulama kanalı var. Evet. Sulama kanalı yoldan 1 metre enginde. Aşağıda kalmış. Evet. Şimdi bizim kış sezonunda biraz daha kar yağarsa o yoldan kreder sığmıyor. Evet. Biz o kanalı 200 metrelik alanı kapalı boruyla alırsak suyu. Evet. Biz bu yolu 2 metre genişletiyoruz. Ve kreder geldiği zaman bu ana yolu köy içerisine açıp rahatlıkla gidebiliyor. Evet. Ama ne yazık ki bizim ne kadar bildirmemize rağmen hala oraya 200 metrelik boruyu yaptıramadık. Evet sayın izleyiciler, araştırmacı gazeteci olarak Muğla'nın Milas ilçesinde Derince köyü muhtarımız, orası da mahalle oldu tüm şehir yasasıyla. ODTÜ'den mezun olan bir mühendis arkadaşımız emekli olmuş, gelmiş köyüne yerleşmiş. Evet. Arkadaşımızın bahsettiği gibi o sulama kanalını kapalı sisteme aldırmıştı. Evet, evet. Muhtar arkadaşımızın da istediği bu arkadaşlar. Yani o arkadaşımız mühendis olduğu için o hizmeti yaptırmış. Bu arkadaşımız mühendis de değil ancak iki dönem köy, bir dönem muhtarlık yapmış. Yani başka yerlerde bu hizmeti görmüş. Evet. Bu hizmetin böyle yapılmasını istiyor. Biz de buradan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne rica ediyoruz. Muhtarımız sesini duyurmak istiyoruz. Yolun genişletilmesi için mutlaka oranın 200 metrelik kapalı sisteme almasını istiyor. Muhtarım bir de size muhtarların sesi kapilimlerini devlet yatırıyorum. Soruyorum efendim. Hayır efendim, yatırmıyorum. Muhtarlar çok mağdur bu konuda. Biz de ümitlenmiştik seçimlerden önce. Evet. İşte muhtarların maaşı yükselecek, SSK'sını ya devlet yatıracak. Devlet yatıracak deyince tüm adaylar da çoğaldı değil mi efendim? Evet, adaylar da çoğaldığı gibi hala vatandaş, muhtar olmayan kişiler şu an diyorlar ki muhtarların primlerini, sigortanızı, priminizi devlet yatırıyor. Evet. Ama biz bunu anlattığımız zaman millet gülüyor. Evet, yatırmıyoruz sayın izleyiciler. İşte bakanlık açıklama yaptı. Evet. Seçimlerden önce muhtarların sosyal güvencesini devlet yatıracak, devlet yatıracak dedi. Biz söylesek de şu an muhtar olmayan kişiler pek inanmıyor. Evet. Ama yatırılmıyor. Biz muhtarların SSK primlerini devlet yatırmasını istiyoruz. Muhtarların genel isteği bu değil mi? Evet, istiyoruz. Evet. Başka bir konu var mı efendim Akif Yeni? Başka bir konu da ya konu çok. Konu bitmez. Çok. Ama evet. Şu an ben Andırı'nın yani Andırı'nın tüm köyünü yani hizmet beklediğini. Hizmette unutulan Andırı'nın mahalleye dönüşün köylerde hizmet başlasın diyor muhtar arkadaşımız. Muhtar arkadaşımıza biz teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz sayın izleyiciler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık.